Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Dün Libya'dan çok ilginç bir video geldi. Bir pilot çöle inmiş, uçaktan atlamış. Yerde paraşütü var. Rusça konuşuyor ve tepesinden bir Mi-24 tipi helikopter geçiyor. Acaba ne oldu? Neler yaşandı? Bu videoda gelin biraz bunun peşine düşelim. Elde ettiğimiz bilgileri siz değerli izleyicilerimizle paylaşalım. Uzun süredir Libya videosu çekmiyorduk çünkü gelişmeler durağan hale gelmişti. Pek fazla bir de gelişme yoktu ama dün Libya'dan gelen bu pilotun kendi selfisi yani öz çekimi gerçekten işleri bayağı bir buraya bakışı tekrar hareketlendirdi. Libya'da biliyorsunuz Türkiye'nin de desteklediği Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Belirli bir alan özellikle de Libya'nın batı kısmında elde ettiği topraklar var. Diğer tarafta da karşısında darbeci Hafter'in milisleri var. Burada da tabii uluslararası dengeler ön plana geliyor. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin en büyük destekçileri arasında Türkiye var. Karşı tarafta darbeci Hafter'in ise arkasında Mısır var, Birleşik Arap Emirlikleri gibi farklı farklı Fransa var. Ve tabii ki bu tarafların birbirleriyle olan çekişmeleri de şu günlerde Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığımız sıkıntılarda da görmekteyiz. Aynı ittifak diyelim Yunanistan'ın arkasında da yer almakta. Şimdi dünkü videoya dönersek öncelikle pilot fırlatma koltuğunu kullanarak MiG-29 tipi savaş uçağından atlamış. Hatırlayacaksınız bu konuda epey bir video yapmıştık. Geçtiğimiz aylarda Mayıs ayında MiG-29 ve Su-24'lerden oluşan bir filo Rusya'dan kalkmış İran üzerinden Suriye'ye gelmişti. Suriye'de bu uçaklar bir süre kaldı ve üzerlerindeki milliyet işaretleri silindikten sonra bu uçaklar havalandı. Uçakların yanında eskort olarak uçan onları koruyan Su-35'ler vardı. Bu uçaklar Akdeniz üzerinden Mısır hava sahası ve daha sonra Doğu Libya'ya ulaşarak indiler ve bu gelişmeler adım adım uydu fotoğrafları, diğer bölgedeki keşif uçakları tarafından adım adım izlendi. Ve Amerika Birleşik Devletleri darbeci Hafter'in kontrolü altında olan bir üsse Rusya'nın uçak yolladığını açıkladı. Sonrasında gelen uydu fotoğraflarında toplam 14 adet MiG-29 ve Su-24'ün bölgeye indiği tespit edildi. Burada tabi bu üs hemen Rus hava savunma sistemlerince kontrol altına alındı. Radarlar kuruldu. Bir baktınız işte Ilyushin 76 tipi nakli uçakları buralara girip gitmeye başladı. Ve farklı ülkelerden de uçaklar buradaki üsse gitmeye başladı. Tabi bu baskılar artınca da Rusya bunun bir kiralama olduğunu biraz böyle bir alçak tonla söyledi. Ama kendi pilotlarının uçmadığını iddia etti. Fakat da bir de öbür tarafa baktığınız zaman Rusların paralı askerleri Wagner Libya'da çok yoğun faaliyet içerisinde. İşte o gelen 14 uçaktan biri bir MiG-29 dün Libya'da düştü. Şimdi YouTube videolarını açtığınız zaman ben bu konuda bir gazeteci olduğum için farklı haber kaynaklarını araştırıyorum. Uçmadan bilgi vermeye çalışıyorum ulaştığım bilgilerle. Bazen yanlış bilgiler olabiliyor. Sonrasında bunları düzeltmek için elimden geleni yapıyorum ama hemen şu iddialar ortaya atıldı. Bu uçak Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından düşürüldü. İşte bizim koral sistemimiz bölgede MiG-29'u kör etti. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Şimdi savaşlar aynı zamanda propaganda savaşı. Tamam sahada işte asker bir çatışma ortamı, havada uçaklar veya denizde gemiler çatışıyor ama bir yandan da bir propaganda savaşı var. Karşı tarafın bir helikopterini, uçağını düşürmek. Bunu aynı zamanda dışarıya ben böyle düşürdüm diye de bir propaganda aracıyla anlatmanız gerekiyor. İşte omuzdan atılan bir füzeyle mi, yerden havaya atılan bir hava savunma füzesiyle mi düştü? Hemen herkesin elinde cep telefonları var ve bunların çok büyük oranında da kamera var. Video kayda giriliyor, çekim yapılmaya başlanıyor. Ve bu vurma görüntüleri işte bir bakıyorsunuz işte Libya'dan da geliyor, Suriye'den de geliyor. Nerede bir organizasyon, nerede bir savaş varsa bu videolar hemen arkasından yayılmaya başlıyor. Hatta hatırlayacaksınız bu darbeci Hafter güçleri bizim bölgede gemilerimiz çok etkin halde görev yapınca 1960'lardan kalma Sırbistan üzerinden Mısır'a gitmiş, Mısır'dan bir şekilde alınmış denizden satı amaçlı, gemi vurmak amaçlı bir füze denemeleri olmuştu. Hatta bu füze denemesinin ilk saniyesini paylaşıp kesmişlerdi. Çünkü sonrasında füze gidip denize düşmüştü. Yani fırladıktan çok kısa bir mesafe sonra. Hani görüyorsunuz
videonun bu kadarcık bölümü bile bir propaganda savaşına alet oluyor. O yüzden elimize şu ana kadar ulaşmış bu uçağın bir düşüş görüntüsü yok. O yüzden de bunun düşme nedenini muhtemel bir teknik arızaya bağlamak daha mantıklı durur gibi görüyor. Videoyu incelediğimiz zaman, videoda tabii telif hakları nedeniyle burada ben yayınlayamıyorum ama açıklamalar bölümünde videonun linki var. Lütfen oraya tıklayın veya YouTube içerisinde araştırma yaparsanız da bunu bulabilirsiniz. Videoda öncelikle baktığımız zaman pilot paraşütünü yere sermiş. Şimdi bu tür durumlarda diyelim ki bir savaş uçağı düştü, pilot fırlatma koltuğuyla atladı ve bilmediği bir coğrafyaya, bölgeye düştü. Tabii kurtarılması lazım. Kurtarma işlemi nasıl başlıyor? Örneğin vakti varsa havada, bağlı bulunduğu üsse veya genellikle tek uçak uçulmaz, ikili kol kalkar, liderine, iki numarasına neyse, bu teknik arızayı bildirir, koordinatlar belli olur ve vakit varsa tabii, çok ani bir şey geliştiyse pilotun bunu yapma şansı veya zamanı da olmayabilir. Bu bölge belirlenir. Atladıktan sonra o uçağı koldaki diğer uçak takip eder, inişini görür ve arada bir iletişim bastır. İşte üsle, arama kurtarma bilimleriyle veya havadaki diğer uçaklarla. Burada tabii dakikalar çok önemli. O pilotun karşı tarafın eline geçmemesi gerekiyor. Canlı veya cansız hemen gidip alınması gerekiyor. Muhtemel benim tahminim birden fazla sayıda uçak olabilir bölgede veya pilot atlarken tek başına uçsa bile bu bilgiyi üstüne iletiyor ki gelip onu kurtarsınlar. Şimdi videolardan anlatılan verilen bilgiye göre bir fırlatma işlemi yerden 700 metre yani 2100 feet gibi bir irtifada gerçekleşmiş. Pilot atlıyor, fırlatma koltuğunu kullanıyor. Daha sonra düşüyor. Çöl bir ortam görüyoruz etrafa baktığımız zaman. Bulunmasını kolaylaştırmak amacıyla yerde paraşütünü seriyor. Paraşüt büyük renklerine bakıyoruz işte turuncu beyaz bir paraşüt. Çok uzaklardan, kilometrelerce uzaktan tespit edilebilecek bir paraşüt bu. Burada da tabii havadan bakıldığı zaman tespit edilmesi dikkatli. Paraşüt uçmasın diye kaskını koymuş. Galiba fırlatma koltuğunda bazı parçalarını görüyorum orada bu videoda. Bir de arka fonda bir telsiz biplemesi var. Bu uluslararası anlamda farklı farklı frekanslar kullanabiliyor. Sivil havacılık ve askeriye farklı. Bu bir SOS sinyali. Yani uçak atladı, pilot atladı ve o atlamayla birlikte yapılan telsiz yayını. Bu yayını izleyerek arama kurtarma helikopterleri pilotun yaklaşık düştüğü yeri kestiren herhangi bir bilgi gelmediyse ve buraya doğru ilerlemeye başlıyorlar. Bu sesi de arka fonda duyuyoruz. Rusça bir şeyler konuşuyor pilot. Bu arada benim çıkardığım anlama göre sapasağlamım, paraşütümü açtım, indim ve beni kurtaracak arama kurtarma helikopterini bekliyorum gibi sözler söylüyor pilot. Benim anlayabildiğim bunlar. Tabii Rusça bilen arkadaşlarımız varsa lütfen videoyu dinlesinler, bize daha detaylı bilgi versinler. Bu bilgileri verdikten sonra kamerayı kendine çeviriyor ve tabii ki yüzü kapalı. Ondan sonra görüntü itibariyle daha Avrupa'yı bir tip var. Bazı bilgiler, bazı yapılan yorumlar kullandığı Rusçanın biraz aksanlı olduğu yönünde ama görüntü itibariyle bu bir Rus pilotu. Ve daha sonradaki videonun görüntülerinde Mi-24 helikopteri İngilizce Combat Search and Rescue olarak adlandırılan savaş alanlarına arama kurtarma yapabilecek aynı zamanda silahlı bir helikopter indiği zaman işte içinde arama kurtarmayı yapacak özel yetiştirilmiş görevliler de var. Belki bir sağlık personeli var. Bu gibi böyle ilk yardım yapacak ekip de taşıyabiliyor ve inen pilotu da alabilecek kapasitede devasa bir helikopter. Daha sonra pilotun üzerinden zaten Mi-24 bir geçiş gerçekleştiriyor. Muhtemel daha sonra da pilotun kurtulduğunu tahmin ediyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi pilotun kullandığı örneğin kask Rus sistemi. Ön taraflarında delikler var. Rusça konuşuyor. Biraz aksanlı olduğu söyleniyor bununla ilgili. Muhtemel bir Rus vatandaşı veya eski Doğu Avrupa ülkelerinde Sırbistan olabilir. Benim aklıma ilk gelenler veya Doğu Avrupa ülkelerinde MiG-29'da uçmuş bir pilot olabilir ki bu uçakları herkesin uçurabileceği de bir uçak değil. Çok iyi bir eğitim gerektiren, tecrübe gerektiren bir uçak MiG-29. Buradan böyle bir anlam çıkartıyoruz. Şimdi dediğim gibi propaganda savaşları çok önemli. Bir şeyi vurduğu zaman hemen öbür taraf hemen yayın yapmaya başlıyor. İşte biz böyle vurduk, şöyle yaptık. Çünkü kamuoyunun etki altına alınması lazım bu tür olaylarda. Belki de burada pilot
erken davranarak bir teknik arızayla ben indim, gayet iyiyim. Buradan işte aileme, eşime, memleketime selam olsun tadında bir videoda çekmiş olabilir. Belki böyle bir talimat oradaki Rus veya artık hangi milletse bilmiyoruz onu. O konuyla ilgili Rusların ağızları çok sıkı. Gelmiş bir talimat da olabilir ama hani cep telefonunuzdan tutup da o pilotun suratını kapama, montaj yapma yeteneğiniz çok fazla değil veya çok bu konuyla ilgili tecrübeli olmak lazım. Bunun sonradan işlendiği, verildiği gibi bir durum söz konusu anladığım kadarıyla. Libya'daki gelişmelere bakarsak, darbeci Hafter güçleri tabii o Rusya'dan gelen 14 uçağın büyük bir stratejik ağırlığı oldu bölgeyle ilgili. Bir tarafta da Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin ele geçirdiği El Wat diye hava üssü daha batı tarafta Tunus sınırına yakın bir üs orası. Burada da tabii Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılacak bir üs haline getirilmesi gibi çalışmalar var. Hemen hemen her gün Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130, A-400M tipi nakliye uçaklarını Libya semalarında görüyoruz. Malzeme taşıyor oraya, personel taşıyor, gidiş gelişleri sağlıyor. Çünkü Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin, tekrar hatırlatıyorum, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan bu hükümetin Türkiye ile bir askeri anlaşmaları var aralarında. Yani hukuksal bir süreç içerisinde yürüyor ama Hafter için aynı şey söz konusu değil. İşte garip garip yerlerden uçaklar geliyor. Bu uçaklar zor durumda kalan Hafter için adeta bir joker oldu. Çünkü bu uçakların gelmesiyle birlikte çeşitli operasyonlar yapıldı ama şu an böyle iki tarafta birbirini tartıyor ve çok fazla çatışma yok şu anda. İki tarafta güçlenmeye bakıyor ki tekrar işler kızıştığı zaman tekrar hamleler yapılacak. Bu Rus uçaklarının bölgeye gelmesi Rusya'nın aktif bir şekilde Libya'ya da müdahale ettiğinin bir göstergesi olmasının yanı sıra bu uçaklarla birlikte Hafter'de böyle biraz gökyüzünü korumak anlamında da bir adım atmış durumda. Çünkü tabii bölgede bu MiG-29'ların, Su-24'lerin olması Libya Ulusal Hükümeti'nin elindeki Bayraktar TB2 taktik sınıftaki İHA'ların da operasyonunu biraz sınırlamış durumda. Çünkü İHA'lar sonuçta çok durağan hedefler, çok yavaş uçuyorlar. Belirli bölgelerde ve bir şey olduğu zaman vurulmaları uçaktan atılan ateşlenen füzelerle daha kolay. Yerden atılanlar için irtifaları çok yüksek. Bu konuda tabii o yerden havaya atılan füzeler konusunda Türkiye işte Koral olsun, diğer sistemler olsun bir baskı unsuru da oluşturmuş durumda ama uçaklar için İHA'lar ne yazık ki kolay bir hedef. Herhangi bir savunmanız yok çünkü onları korumak için. Bugünkü videomuzda Libya'daki bir gelişmeyi, Libya'daki meydana gelen bu MiG-29'da pilotun atlama görüntülerini değerlendirmeye çalıştık. Umarım size biraz bilgi verebilmişizdir bu konuyla ilgili. Kanalımıza abone olun, bildirimlerinizi açın ve katıl tuşuyla destek vermeye lütfen devam edin. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.